Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 7. sınıfın 9. ünitesi olan Environment, yani çevre konusunu işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Air pollution, hava kirliliği. Water pollution, su kirliliği. Recycle, geri dönüşüm. Climate, iklim. Tap, musluk. Plant a tree, ağaç dikmek. Public transportation, toplu taşıma aracı. Deforestation, orman tahribatı. Destroy, tahrip etmek, imha etmek. Global warming, küresel ısınma. Energy saving bulb, enerji tasarruflu ampul. Trash, rubbish, garbage, litter, çöp. Wind energy, rüzgar enerjisi. Solar energy, güneş enerjisi. Natural resource, doğal kaynaklar. Environment, çevre. Dig a hole, bir çukur kazmak. Exhaust fume, egzoz gazı. Greenhouse, sera. Junk food, abur cubur. Harmful, zararlı. Melt, eritmek. Lightning, aydınlatma. Eco-friendly, çevre dostu. Fossil fuel, fosil yakıtları. Heating system, ısıtma sistemi. Pesticide, insecticide, böcek ilacı. Nuclear waste, toxic waste, nükleer atık. Recycle bin, geri dönüşüm kutusu. Bin, çöp kutusu. Pollution, kirlilik. Traffic jam, trafik kirliliği. Chemicals, kimyasallar. Soil, toprak. Protect, korumak. Renewable energy. Threat, tehdit, tehdit etmek. Cause, sebep olmak. Waste, atık, boşa harcamak. Cut down tree, ağaç kesmek. Sweep the street, caddeyi süpürmek. Danger, tehlike. Forest, orman. Hunt, avlamak. Plastic bag, plastik çanta. Planet, gezegen. Wildlife, vahşi hayat. Rainforest, yağmur ormanları. Glaciers, buzullar. Product, ürün. Electricity,
Elektrik. Turn on. Switch on. Açmak. Turn off. Switch off. Kapatmak. Paper. Kağıt. Glass. Cam. Plastic. Plastik. Metal. Metal. Increase. Artmak. Decrease. Azaltmak. Reuse. Tekrar kullanmak. Campaign. Kampanya. Responsible. Sorumlu. Sort out. Ayırmak. Aerosols. Sprey ürünleri. Save energy. Enerjiyi korumak. Rechargeable batteries. Şarj edilebilir batarya. Reduce. Azaltmak, alçaltmak. Collect rubbish. Çöp toplamak. Drop litter. Çöp atmak. Keep environment clean. Çevreyi temiz tutmak. Compost. Gübre. Watermill. Su değirmeni. Conservation. Koruma. Factory. Fabrika. Schultz yapısının kelimelerdeki görevi şu şekildedir. Schultz bir cümlede tavsiyede bulunmak anlamında kullanılır. Örneğin, hava bugün yağmurlu, şemsiyeni almalısın dediğimizde burada Schultz yapısını kullanmalıyız. Schultz'u bir de öğüt veren cümleler içerisinde kullanırız. Eğer matematik dersinin düzelmesini istiyorsan daha çok ders çalışmalısın. Gördüğünüz gibi bu cümle bir öğüt cümlesidir ve burada Schultz cümlesini kullanmamız gerekir. Schultz bir cümleye meli, malı anlamı katar. Yapmalısın, etmelisin, çalışmalısın, içmelisin gibi anlamlara gelir. Positive form, olumlu hal demektir. Schultz'u olumlu cümlelerde nasıl kullanacağımızı inceleyelim şimdi birlikte. Eğer Schultz'la ilgili olumlu bir cümle kurmak istiyorsak, cümlemize öncelikle bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini yazdıktan sonra should kelimesini yazarız. Ve ardından fiile hiçbir şey eklemeden yalan haliyle kullanırız. Should'a dikkat etmeniz gereken şey şudur. Should hiçbir özneye göre şekil almaz, hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Her öznede should diye kullanılır ve fiil de yine birinci haliyle yalan haliyle kullanılır. Yani should'u ve fiili değiştirmek zorunda değiliz. Bu yüzden should kullanımı oldukça kolay bir kullanımdır. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. You should take a painkiller. Sen bir ağır kesici almalısın. You öznesinden sonra gelen should kelimesi bu cümleye meli malı anlamı katmıştır. Ağır kesici almalısın. Bu senin için iyi olur anlamı katar. İkinci örnek şu şekildedir. I should eat vegetables. Ben sebze yemeliyim. I öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye de meli malı anlamı katmıştır. Benim sebze yemem sağlığım için iyidir. Bu yüzden yesem iyi olur, yemeliyim anlamlarına gelir. Should kelimesi az önce de bahsettiğim gibi hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Olduğu haliyle kullanılır. Bir sonraki örnek şu şekilde. He should stay in bed. O erkek yatakta kalmalı. He öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye meli malı anlamı katmıştır. Yapması onun için daha iyi olacaktır. Bu yüzden yatakta kalmalı. I should drink milk. Ben süt içmeliyim. I öznesinden sonra should kullanılmış ve should hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu haliyle kullanılmıştır. Ben süt içmeliyim. İçersem benim için daha iyi olur. Negative form, olumsuz hal demektir.
Eğer should'u olumsuz cümleler içerisinde kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Should'un olumsuz hali shouldn't'tır. Shouldn't'ın uzun yazılışı should not'tır. Ama bu genelde kısa olarak yani shouldn't olarak kullanılır. Şimdi shouldn't'ın kullanım kurallarını inceleyelim. Eğer shouldn't'ı cümlede kullanmak istiyorsak, cümleye yine bir özne ile başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinin bir tanesini yazdıktan sonra cümlemize shouldn't yani should'un negatif hali olan shouldn't kelimesini yazarız. Ardından yine fiilin birinci halini kullanırız. Fiil yine hiçbir değişikliğe uğramaz. Shouldn't cümleye yapmamalısın anlamı katar. Yapman iyi olmaz, yapmasan daha iyi olur gibi anlamlara gelir. Şimdi bununla ilgili örneklerini inceleyelim. You shouldn't eat fast food. Sen fast food yememelisin. You öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye yapmamalısın. Yapmaman senin için daha iyi olur anlamlarını katar. Diğer bir örnek şu şekildedir. He shouldn't drink cold water. O soğuk su içmemeli. He öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleyi negatif yapmıştır ve eğer soğuk su içmese onun için daha iyi olacağı anlamı katmıştır. Bir sonraki örnek şu şekildedir. We shouldn't carry heavy things. Biz ağır şeyler taşımamalıyız. Ağır şeyler taşımak sağlığımız için iyi değildir. We öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye negatif bir anlam katmıştır ve yapmamaları gerektiği anlamını katar. Yapmamaları onlar için, onların sağlığı için daha iyidir. Question form soru hali demektir. Eğer should kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak onun da kuralı şu şekildedir. Cümlemize bu sefer should ile başlarız. Ardından I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini kullanırız. Ve daha sonra fiilin birinci halini yani fiile hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle kullanırız. Eğer İngilizce'de yardımcı fiilleri kullanarak soru cümlesi yapmak istiyorsanız onu cümlenin en başına alırsınız. Buradaki should gibi. Ardından özneleri ve daha sonra fiili yazarsınız. Örnekleri inceleyelim. Should she go to bed early? O kız yatağa erken gitmeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılmış ve bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Böyle bir soruya cevap vermek istiyorsak bu sorunun cevabı evet ya da hayır ile başlamalıdır. Yani yes ya da no ile başlayan cümleler kurarak cevap vermeliyiz. O kız yatağa erken gitmeli mi sorusunun cevabı yes she should. Evet, o kız gitmeli. Neden? Çünkü bu onun için faydalı bir şeydir. Bunu yapması gerekiyor anlamına gelir. Soruyu should ile sorduğumuz için cevap verirken cümlenin sonunda yine should'u kullanırız. Should he eat hamburger? O erkek hamburger yemeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Buna no, he shouldn't diye cevap verebiliriz. Hayır, o yememeli. Gördüğünüz gibi should ile başladığımız için ve bu cümle no ile başlayıp negatif bir cümle olduğu için shouldn't ile bitiririz cümleyi. Hayır, yememeli. Yani bu onun sağlığı için iyi değil. Bu yüzden yememesi daha uygundur anlamını katarız. Should they drink milk? Onlar süt içmeli mi? Should yine cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Eğer cevap vermek istiyorsak yes they should. Evet onlar içmeli. They öznesinden sonra yine should kullanılmıştır. Çünkü soruya should ile başladığımız için cevabı da should ile bitirmeliyiz. Onlar süt içmeli. Bu onun için iyi bir şeydir anlamına gelir. Must, zorunluluk, mecburiyet içeren durumlarda kullandığımız bir kalıptır. Must, gereklilik bildiren cümlelerde de kullanılır. Ve eğer birine kuvvetli bir tavsiyede bulunmak istiyorsak yine must kalıbını kullanmalıyız. Şimdi must'ın kullanımını inceleyelim. Affirmative form, olumlu hal, olumlu durum demektir. Eğer must'ı kullanarak olumlu bir cümle oluşturmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. I, you, we, they, he,
she ve it öznelerinin tümünde must kelimesini kullanırız. Must kelimesi hiçbir özneye göre değişmez, hiçbir ek almaz, olduğu haliyle kullanılır. Ve must'tan sonra gelen fiil, fiilin birinci hali dediğimiz yalın hali, ek almamış haliyle kullanılır. Must ile ilgili örneklere göz atalım. Zeynep must drink milk. Zeynep süt içmeli. Zeynep öznesinden sonra yani she kız anlamına gelen özneden sonra must kalıbı hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu şekliyle kullanılmıştır. Cümleye tavsiye ya da zorunluluk katar. Must temel olarak cümleye meli, malı anlamı katar. Zeynep süt içmeli. İkinci örnek şu şekilde. Ahmet must do homework. Ahmet yani he öznesinden sonra kullanılan must kalıbı hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılmıştır. Ve ardından gelen fiil birinci haliyle yalın haliyle kullanılmıştır. Must bir cümlede zorunluluk ve tavsiye anlamına gelir. Cümleye meli malı anlamı katar. Ahmet ödevini yapmalı. Everybody must fasten their seat belts. Herkes emniyet kemerini takmalı. Everybody, herkes anlamına gelen özneden sonra must bir değişikliğe uğramamıştır ve kendinden sonra gelen fiil birinci haliyle yalın haliyle kullanılmıştır. Must bir cümlede zorunluluk ve gereklilik anlamına gelir. Herkes emniyet kemerini bağlamalı. Cümlenin sonunda da gördüğünüz gibi meli ve malı anlamı katar cümleye. We must cook healthy foods. Biz sağlıklı yiyecekler pişirmeliyiz. We öznesinden sonra gelen must kelimesi yine bu cümleye zorunluluk anlamı katmıştır ve hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Kendinden sonra fiilin yine birinci hali kullanılmıştır. Meli, malı anlamına gelir. You must be silent at the library. Sen kütüphanede sessiz olmalısın. You öznesinden sonra gelen must kelimesi yine bir değişikliğe uğramamış ve fiilin birinci hali kullanılmış. Ayrıca bu cümleye zorunluluk anlamı katmıştır. Negative form. Olumsuz hal, olumsuz cümle demektir. Must'ın olumsuz hali mustn't kelimesidir. Mustn't uzun haliyle must not olarak yazılır. Kısa hali ise mustn't'tır. Cümlelerde, testlerde, örneklerde daha çok kısa halini göreceğiniz için ben de bu video içerisinde genellikle kısa halini kullanacağım. Yani mustn't olarak göreceksiniz genellikle. Mustn't'ın kullanım şekilleri şu şekildedir. Eğer bir cümlede yasaklardan ya da kurallardan bahsedeceksek o cümlede mustn't kelimesini kullanmak zorundayız. Mustn't kelimesi cümlede şu şekilde kullanılır. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden sonra mustn't kelimesi negatif bir anlam katacak şekilde cümlede kullanılır ve ardından fiil birinci haliyle hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılır. Şimdi mustn't'ı cümle içerisinde inceleyelim. He mustn't sleep during the class. O erkek ders süresince uyumamalı. He öznesinden sonra gelen mustn't kalıbı bu cümleye negatif bir anlam katmıştır ve kendinden sonra gelen fiil hiçbir ek almadan kullanılmıştır. Mustn't yasaklık katar bir cümleye yapmamalı anlamına gelir. O erkek bu ders boyunca uyumamalı. İkinci örnek şu şekilde. You mustn't smoke. Sen sigara içmemelisin. You öznesinden sonra gelen mustn't kalıbı bu cümleye yasaktır anlamı katar. Sigara içmen yasaktır. Sigara içmemelisin. Children mustn't talk to strangers. Çocuklar yabancılarla konuşmamalıdır. Children, çocuklar öznesinden sonra gelen mustn't bu cümleye negatif bir anlam katmış ve ayrıca bir yasak bildirmiştir. Çocukların yabancılarla konuşması yasaktır, konuşmamalıdır anlamı katar. We mustn't park in front of the entrance. Biz girişlerin önüne park yapmamalıyız. We, biz öznesinden sonra gelen mustn't kalıbı bu cümlede yasak anlamı bildirmiştir. Girişlerin önüne park yapmamalıyız. Park yapmamız yasaktır anlamına gelir. Exercise. Öğrendiklerimizi test edelim. It is late. You blah blah make so much noise. Boşluktan önceki cümlede it is late. Çok geç oldu. Sen çok fazla gürültü yapmamalısın diyeceğimiz için boşlukta mustn't kullanmalıyız. Çok fazla gürültü yapmaman gerekir. İkinci soruyu okuyorum. We blah blah be home by 9 o'clock.
The film starts at 9:15. Boşluktan sonraki cümlede film 9:15'te başlayacak. Bu yüzden saat 9'da evde olmalıyız diyeceğimiz için boşlukta must kullanmalıyız. Yani saat 9'da evde olmalıyız. Üçüncü soru ise şu şekilde. We blah blah eat chewing gum in class. Biz sınıfta sakız çiğnememeliyiz. Yapmamamız gereken bir durumdan, yasak olan bir durumdan bahsettiği için boşlukta mustn't kullanmalıyız. Sonraki soruda you blah blah tied up your room. Sen odanı toplamalısın. Yani yapması gereken bir işten bahsettiği için gereklilik bildiren must kalıbını kullanırız. He blah blah run in the corridors. O erkek koridorlarda koşmamalı diyeceğimiz için, yasak olan bir durumdan bahsedeceğimiz için boşluğa mustn't gelecektir. Sonraki soru ise şu şekildedir. She blah blah respect our teachers. O kız öğretmenlerimize saygı duymalı. Yapması gereken bir durumdan bahsettiğimiz için meli malı anlamı katmalıyız cümleye. Bu yüzden burada must kalıbını kullanırız. Have to ve has to kalıbını kullandığımız cümle zorunluluk ve gereklilik belirtir. Kanun, kural veya başka bir dış etmenden dolayı yapmak zorunda olduğumuz eylemleri ifade ederken kullanırız. Yani elimizde olmayan ama uymamız gereken kuralları belirtirken have to ve has to kalıbını kullanırız. Örneğin saat 7'de işe gitmek zorundaysanız bu kurala kesinlikle uymanız gerekiyor. Ya da okulda forma giymek zorundaysanız bu sizin tarafınızdan olmayan, dışarıda kanun ya da kurallarla belirlenen ve sizin uymak zorunda olduğunuz bir kural olduğu için bu cümleleri belirtirken have to veya has to kullanmanız gerekir. Şimdi bunları nasıl kullanacağını öğrenelim. Pozitif form olumlu hal demektir. Eğer have to ve has to kalıplarını kullanarak olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Have to ve has to kullanımında özneler çok önemlidir. Öncelikle have to kullanımını ele alacağız. Eğer öznemiz I, we, you ve they öznelerinden bir tanesi ise özneleri yazdıktan sonra have to kalıbını yazarız. Ardından fiile hiçbir ek eklemeden yalın haliyle, yani birinci haliyle kullanırız. Örneğin I have to be at work at 8. Ben saat 8'de işte olmak zorundayım. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra kullanılan have to kalıbı bu cümleye zorunluluk anlamı katmıştır. Bu kişinin elinde olmayan ama uyması gereken bir kuraldır. We have to have an ID card. Bizim kimlik kartımız olmak zorundadır. Bu uymamız gereken bir kanundur. Bu yüzden bu cümlede have to kalıbı kullanılmıştır. You have to be silent in the library. Sen kütüphanede sessiz olmak zorundasın. You öznesinden sonra have to kalıbı zorunluluk bildirmek için kullanılır. Has to kalıbı da have to kalıbı ile aynı anlamlara gelir. Ama kullanım kuralları farklıdır. Has to kalıbının kullanım kuralları ise şöyledir. Eğer öznemiz she, he ve it öznelerinden bir tanesi ise has to kalıbını kullanır. Ardından fiilin birinci halini, yalın halini, yani hiçbir ek almamış halini kullanırız. Has to yine cümleye uymamız gereken bir kanundan, kuraldan bahsetmek için zorunluluk anlamı katar. Ama dikkat etmemiz gereken şey öznelerdir. Kız, erkek, cansız ve hayvan öznelerinde has to kalıbı kullanılır. Örneğin He has to wear a tie at work. O, iş yerinde kravat takmak zorundadır. He öznesinden sonra has to kalıbı bir cümleye uymamız gereken kuraldan bahsederken zorunluluk anlamı katar. She has to make lesson plans. O, ders planlarını yapmak zorundadır. She öznesinden sonra has to kalıbı cümleye zorunluluk anlamı katar. Negative form, olumsuz hal demektir. Yani bu kez cümleye yapmak zorunda değilsin anlamını katacağız. Şimdi have to ve has to kalıbını kullanarak yapmak zorunda olmadığımız eylemleri ifade ederken nasıl cümleler kurmalıyız onlara göz atalım. Öncelikle have to kalıbından bahsedeceğiz. Have to kalıbını kullanarak olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak bunu don't have to olarak ifade ederiz. Don't İngilizce'de negatiflik bildiren bir ektir. Şimdi kullanımına bakalım. I, we, you ve they öznelerinden sonra don't have to negatiflik anlamına gelen kalıp kullanılır ve ardından yine fiilin birinci hali, hiçbir ek almamış hali kullanılır. Cümlelere göz atalım. I don't have to clean home. Ben evi temizlemek zorunda değilim. I öznesinden sonra don't negatiflik eki gelmiş ve ardından have to kalıbı kullanılmıştır.
They don't have to wear uniform on weekends. Onlar hafta sonları üniforma giymek zorunda değiller. They öznesinden sonra don't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılmıştır. Böylece cümleye yapmak zorunda değiller anlamı katmıştır. You don't have to do homework tonight. Sen bu gece ödevini yapmak zorunda değilsin. You öznesinden sonra don't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılır ve cümleye yapmak zorunda değilsin anlamı katar. Has to kalıbını negatif yaparken doesn't have to olarak kullanırız. Burada dikkat etmeniz gereken şey doesn't negatiflik ekinden sonra has to kalıbı kullanılmaz. Doesn't negatiflik ekinden sonra have to olarak kullanırız. Çünkü buradaki doesn't'ta s eki vardır. Bir daha has to olarak yazmamıza gerek yoktur. Zaten bu fiilin asıl hali have to'dur. He, she, it öznelerinde has to olarak değişir. Ama doesn't s ekini aldığı için fiil kendi haline geri döner. Birinci haline geri döner. Bu yüzden doesn't have to olarak kullanılır. Kullanım şekli şöyledir. He, she ve it öznelerinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı yazılır. Ve daha sonra fiilin birinci hali yani hiç ek almamış hali kullanılır. Örneğin, she doesn't have to get up early. O kız erken kalkmak zorunda değildir. She öznesinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanıldı. Burada tekrar belirtiyorum. Eğer doesn't kullanacaksak burada s takısı olduğu için bir daha has to olarak yazmayız. Bunu have to olarak belirtiriz. My father doesn't have to go to work on weekends. Benim babam hafta sonları işe gitmek zorunda değildir. My father, he yani erkek öznesinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılmıştır ve zorunda değildir anlamı katmıştır cümleye. Question form, soru hali demektir. Eğer bu iki kalıbı kullanarak soru sormak istiyorsak şu şekilde yapmamız gerekir. Öncelikle have to için bahsedeceğim. Have to kalıbını kullanarak soru yaparken do soru ekini başa yazarız. Ardından I, we, you ve they öznelerini kullanır. Daha sonra have to kalıbını yazar. Ardından fiilin birinci halini cümlenin sonuna ekleriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey do sorusu I, we, you ve they özneleriyle kullanılır. Ardından have to kalıbı yazılır. Örneğin, it is raining. Hava yağmurlu. Do you have to water the garden? Bahçeyi sulamak zorunda mısın? Burada you öznesi kullanıldığı için do soru ekini kullanırız. Ardından have to kalıbını yazarız. Do they have to take their books? Onlar kendi kitaplarını almak zorundalar mı? They öznesinden önce do soru kalıbı, ardından have to zorunda olmak kalıbı kullanılmıştır. Has to. Eğer has to kullanarak soru oluşturmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. Does soru ekini cümlenin başına yazarız. Ardından he, she ve it öznelerinden bir tanesini kullanır. Daha sonra have to kalıbını yazar. Ardından fiilin birinci halini kullanırız. Burada yine dikkat etmeniz gereken cümlenin başında kullanılan does kelimesinde s takısı olduğu için bir daha özneden sonra has to değil have to yazarız. Örneğin, does your mother have to take these pills every day? Senin annen bu ilaçları her gün almak zorunda mı? Your mother, senin annen kız öznesi olduğu için does soru ekini kullanırız. Ardından have to kalıbını kullanırız. Does he have to have an operation? O erkek ameliyat olmak zorunda mı? He öznesinden önce does soru eki kullanılmış, ardından have to zorunda olmak kalıbı kullanılmıştır. Dersimi bitirmeden önce tekrar belirtiyorum. Eğer negatif ve soru cümlelerinde he, she, it öznelerini kullanacaksak does kalıbında zaten s takısı olduğu için bir daha has to kalıbını kullanmamıza gerek yoktur. Does yazdıktan sonra ya da doesn't yazdıktan sonra he, she, it özneleriyle de have to kalıbını kullanırız. Do's for the environment. Çevreyi korumak için neler yapmalıyız? Şimdi onları öğreneceğiz. Ben bu cümleleri kurarken must, should, have to ve has to kalıplarını birlikte kullanmaya çalıştım. We should sort out rubbish. Çöpleri ayırmamız gerekiyor. Çevreyi korumak için çöpleri kağıt, metal ve plastik olarak ayırıp geri dönüşüm kutularına koymalıyız. We must save water. Suyu korumamız gerekiyor. We have to plant more tree. Daha fazla ağaç dikmemiz gerekiyor.
We should use eco-friendly products. Çevre dostu ürünler kullanmalıyız. We have to use public transportation. Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. We must recycle materials. Materyalleri geri dönüştürmeliyiz. We must save electricity. Elektriği korumalıyız. We have to protect wildlife. Vahşi hayatı korumalıyız. We should stop water pollution. Suları kirletmeye son vermeliyiz. Don'ts for the environment. Çevreyi korumak için bu kez yapmamamız gerekenleri öğreneceğiz. We shouldn't cut down tree. Ağaçları kesmemeliyiz. We mustn't destroy forest. Ormanları tahrip etmemeliyiz. We shouldn't drop litter. Yerlere çöp atmamalıyız. We mustn't waste paper. Kağıdı boşa harcamamalıyız. We shouldn't pollute soil. Toprağı kirletmemeliyiz. We mustn't hunt wild animals. Vahşi hayvanları avlamamalıyız. We shouldn't use fossil fuels. Fosil yakıtlarını kullanmamalıyız. We mustn't pollute air. Havayı kirletmemeliyiz. We shouldn't eat junk food. Abur cubur yememeliyiz.